Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte uzun zamandır istemiş olduğunuz kendi şahsi aracımla beraberiz. Bugün bir serüvenin kitabını kapatıp yeni bir yolculuğa başladığımız Project Hunters videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir aracım görmüş olduğunuz bu mükemmel etesi renkle yoluna devam ediyordu. Gerçekten çok severek kullanıyordum. Sizler de çok seviyordunuz. Özellikle bu arabayı yolda kullanırken yaşı küçük olan kardeşlerimizin tepkileri beni benden alıyordu. Her defasında keşke arabanın içine bir 360 kamera koyayım, bunları kaydedeyim, paylaşayım diye aklıma gelse de hiçbir zaman bunu hayata geçiremedim ama belki bu Project Hunters videosundan sonra daha da çok sevileceğini düşündüğümüz yeni rengimizle beraber bu fikri de belki hayata geçirme fırsatı yakalarım. Aracımın eski rengi ilk yola çıktığımızda limon sarısıydı flash. Fakat şöyle bir durum varmış arkadaşlar. Bu kaplamaların ömrü firma tarafından bana verilen bilgiyle 6 ay ile 1 sene arasında oluyormuş. Biz aracımızı 2 senedir böyle kullanıyoruz. Gayet bakımlarına falan dikkat ettim. Fakat artık biliyorsunuz ki folyolar değişimi hak ediyor ve yenilenmesi gerekiyor belli süre startlarından sonra. Biz de bugün artık aslında bu arabanın ilk projesine başladığımda hayalimdeki olan yeni rengimizle yola devam edeceğiz. Ve bu videoyu da lütfen sizler de hiç kesmeden ya da hiç ilerletmeden yavaş yavaş izleyin ve keyfine varın diyoruz. Bugün Aqua Florya'nın içindeki, İstanbul Aqua Florya'nın içindeki Aqua Garaj'dayız ve yanımda sevgili Onur abi var. Ne haber? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi, ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi abi, sağ ol. Sanki bir YouTube video incelemesi yapıyoruz seninle. Aynen. Arkamızda bir AMG var. Bu Türkiye plakalı değil. Evet, İsviçre'den gelen müşterimizin aracı. Değişik bir rengi var. Ben bu arabayı ilk defa görüyorum. Türkiye'de böyle C63'ler gördüm ama bu renkte ilk defa görüyorum. Evet. Değişik bir makine, sevdiğimiz bir araç tabii. Çok hani güzel gerçekten. Güçlü, kaslı bir araç. Evet. Hani inşallah nasip olur kardeşim, i̇nşallah, sana herkese, da yani. Ama hepimize. Senin araban da güzel. Aynen, senin araba da güzel. Bu senin arada araban. Gri C'de Onur abinin arabası. O Türkiye paket kardeşim. 1.5 motor idare ediyor yani. Aynen, bizi. Bir sabah ediyor ama diyebiliriz. Aynen. Yanda bir tane Tesla var. Sever misiniz, sevmez misiniz bilmem. Bizim ailemiz genelde petrolhead ama artık olay bunlara kayıyor. Ama hiç merak etmeyin. Benzinlileri yaşatacağız abi. Evet. Yani ama ben ömrüm yettiği kadar bir benzinli araba garajda tutmak istiyorum. Belli bir yıldan sonra o mücadeleyi bırakacaksın kardeşim. Bilmiyorum. Söz yani, veremiyorum. Muhtemelen bitecek yani. Diyorsun. Çünkü benzin şeyleriyle alakalı. Bunların dünyadaki rezervleriyle alakalı. E yani tabii yakıt biterse arabayı da kullanamayız. Belki şey yaparız. Böyle bir tanker alıp kenara koyarız abi. 3-4 tane. Paramız varsa kardeşim o kadar öyle. Yani yaparız yani. GTR koyarız yani. Garaja ya da Supra 2CZ. Aynen. Bakacağız bakalım o zaman. Artık hayırlısı. Biliyorsunuz aynen. Arkadaşlar Kalibro projemize devam ediyor. Aynı zamanda 3. bir projeye daha başladım. Onu da söylüyorum ufak ufak, anlıyorsunuzdur. Artık ilerideki yeni projemizde de yeni renklerle yolumuza devam edeceğiz. Ama neler olacak onlar bilmiyoruz. Onlarda da sürprizler var. Etrafa şöyle baktığımızda arkada Emre kardeşimizin ve Berkan kardeşimizin mekanındayız şu an. Ortada ustamız Yasin Bey. Şimdi şöyle bir durum var. Emre saçlarımı yapmadım dedi. Beni kadraj alma dedi. Ben gene gösterdim. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Yakın çekim. Evet. İlerleyen dakikalarda onları çok çok alacağız. Bugün ne yapıyoruz kardeşim? Bugün güzel bir projeye imza atıyoruz. Evet. Bugün Allah'ın izniyle sokaklarda, caddelerde arabayı gören tekrar bakacak. Arabayı her kadrajda, her fotoğrafta, her videoda paylaşılacak. Bir rengi. Bir projeye imza atıyoruz. Evet. Bir rengiyle inşallah siz de beğenirsiniz. Güzel bir şekilde start veriyoruz. İnşallah diyoruz ve buraya doğru geçiyoruz. Şimdi neler yapacağız? Berkan, biraz da sen gel. Ne kadar mütevazi insanlar ya. Ya bizi çekmesen de olur abi. Biz dediler, vallahi yani. Ustamızı dediler, bırakalım sizi. Berkan, yakıyor muyuz arabayı bugün? Yakıyoruz abi. Efsane bir renk geliyor. Merhaba Onur abi. Evet, Onur abi şimdi bu arabada siz kaç senedir bu sektörde? Kardeşim ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Araba evet. Sektörü içerisindeyim. Hı hı. Son 6-7 yılı araç kaplama ve boyasız göçük düzeltme üzerinde geçti. Evet. Senin aracında da çok değişik bir projemiz var. Zaten bir sen, bir ben, bir de buradaki arkadaşlar biliyor. Evet. Finalde zaten görecek diğer arkadaşlar da. Bence beğeneceksin ve İnşallah. Takipçi arkadaşlar da beğenecek. İnşallah. Sonunu göreceğiz. Evet. Bence doğru bir karar verdin. Güzel bir renk. Şaşırtıcı. Bundan sonra yakışacak. Ne kadar iddialı olacak? Yorumlarınızı yazın. Gönlünüzce zevkler ve renkler tartışmasınızdır. Kesinlikle. Beğenirseniz yazın arkadaşlar. Önemli olan senin beğenmen. Aynen. Eskisi mi yenisi mi? Bak önemli. Sizce eski rengi mi daha iyi yoksa yeni rengi daha mı canavar? Onun da kararını verin. Aracımızı zaten tanıyorsunuz. Şöyle ufaktan yine gösterelim. Buradan bakın sökmeye başladık bile. Şöyle. Sökal hadi o parçayı. Hadi burayı sökeyim. Hop. Böyle gidiyor. Bu da o sana hatıra olarak hatıra kalsın. Hatıra olarak kalsın. Abi baksana renge. Bak ilk yola çıktığımızda renk böyleydi. Evet. Şu anda böyle olmuş arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz ki kaplamanın bakımları tabii yapılıyor ama yani ne olursa olsun dış etkenlere maruz kalıyor. Evet. Ölüyor bu yani. İçeride tamamen. Kalan kısmı. Evet. O da aracın kendi renginde de bunu karşılaşıyoruz. Evet. Yani eskiden var ya canavar paketti. Evet. Şu an kedi paket olmuş. Bayağı şey olmuş. Araban biraz yani. Da tozlu tabii. Hani onun tabii da şeyi tozlu. Var ben yani. Bilerek böyle kirli getirdim. Evet. Çünkü bugün arabada Aqua Garaj olarak arkadaşlar hem iç dış detaylıları yapılacak hem boyasız tabii. Göçük düzeltme olarak
olarak göçük ben göremedim. Sen dedin ki ben göçük. Bulurum dedim. Bulurum dedi. Bulacağım. Evet. Varsa bulacağım, onlara da bakacağız. Serteceğim. Aynen. Farlar marlara müdahale edilecek. Görsel olarak bazı yeni eklentiler yapılacak ve TT, evlat TT yoluna mermi şekilde devam edecek diyoruz artık. Startımızı verelim. Startı verelim. Sen başladın zaten kardeşim. Evet. Sökmeyle. Ben başladım. Hadi öyleyse sökmeye başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Berkan'la beraberiz. Sevgili Ozan Usta, merhabalar. Adaş Usta'm benim, canım ciğerim. Abim, ellerine sağlık şimdiden. Evet, arabamız ilk aldığım günkü haline geri döndü ama hala tam dönmedi. Şu anda ne yapacağız? Arabanın üstünde şu anda bütün pislikler var. Onların hepsini reçineli komple ilk önce temizleyip sonra pastacılığa işlemine başlayacağız. Evet, şu anda hangi evredeyiz yani? Detaylı yani, temizlik evresindeyiz. Aynen, şimdi arabanın kaplaması çıktıktan sonra üstünde yapışkanlar kalabiliyor. Onunla alakalı şimdi bütün kil temizliği, ondan sonra da pasta temizliği. Yani ağır bir araba süreçten geçecek. Yüzeyinde hiçbir etken kalmadan kaplama alımımızı alacağız. Ondan sonra bir de içine gireceğiz. Kaput altına gireceğiz. İlk günkü haline gelecek. Ondan sonra da yeni renk var ya, biraz önce mal geldi. Kaplama folyo nasıl? Evet, bomba. Vallahi bence çok iyi olacak. Çok, umarım çok siz de çok beğenirsiniz. Vallahi bakalım. Evet Ozan abi, ellerine sağlık. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dedik bu da şu an kil evresi arkadaşlar. Bu evrede de ne oluyor Berkan, yani bu malzemeyle? Bütün o, şimdi şöyle elini bir dokunursan oradaki tüm kütürlükler, yapışkanın bütün her şey gidiyor. Ondan evet, sonra pastası atılacak. Evet. Araba tamamen yüzeyi tertemiz olacak. Hı-hı. En son evresi onlar yapıldıktan sonra fabrikadan çıkmış gibi bize olacak. Evet. Kaplamasını yapacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Zaten belli oluyor ya, direkt rengi açılıyor resmen. Zaten kir çıkmaya başlıyor. Evet. O reçine meçine falan muhabbetlere böyle her gidiyor. Şey. Yani siz de buraya gelip eğer detaylı temizlik yaptırmak isterseniz pastacılığa detaylı bu aşamalardan aracınız geçebilecek. Bence gönül rahatlığıyla da gelin. Adamlar mükemmel. Vallahi süpersiniz. Bu arada eski renk nasıl? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şuradan. Eski renk de güzelmiş aslında. Mavi rengi sevgili Ayhan abim de bayağı seviyordu bu rengi. Hatta o renge geçtiğimde Ozan demişti ya, eski rengin ne güzeldi. Ayhan abi. Aynen. İnşallah. Hani dedim ya, Ayhan abi ararsam bu işi iptal ettim. Kaplandıktan sonra aynen, bence bu videoları görse evet, iyi olur. Direkt sana getireceğim Ayhan abi arabayı. Güzel. Hadi bakalım devam edelim. İçi falan da böyle göstermiş olalım. İçi de detaylı temizlenecek komple. Her şey sıfırlanacak. Evet. Teşekkürler ve devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 günlük muhteşem bir maratonun ardından aracımızın yeni rengi şu anda hazır. Kendisi yanımda duruyor. Birazdan sizlere göstereceğim. İnanılmaz ötesi bir tasarıma kavuşturdu diyebilirim bu renk. Umarım sizler de çok beğenirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve yeni rengimizle sizleri bir önden baş başa bırakıyorum. Videonun devamında da çok güzel detaylar olacak. Onları da izlemeye devam edersiniz. Canlı canlı birazdan gösteriyorum diyorum. Sizi muhteşem ötesi bir sinematikle baş başa bırakıyorum. I always see.
tekrardan merhabalar. Umarım yeni rengimizi çok beğenmişsinizdir. Sevgili Berkan ve sevgili Emre, projemizin, Project Hunters'ın yoluna devam edeceği yeni renginin mimarları yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Evet, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz abi. Vallahi sen iyisin iyi. İnşallah. Ben de iyiyim. Beğendiniz mi? Benim içime çok sindi abi. Yani bu kadar da olacağını düşünmüyordum. Hatları izleyiciler görsün onlar karar versin. Evet, abi, izleyicilerin önünde eğiliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet, öyleyse şimdi Emre, Berkan bir dönelim abi. Önce bak ışık seti falan kurduk. Şurayı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, şimdi şu açıdan önce ufaktan bir gösterelim. Ta 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 tam kendi arabamın yeni rengi. Arkadaşlar, yeni rengimizin ismi ne? Yeni rengimizin ismi Matsonic Yellow. Matsonic Yellow. Sedefli sarı olarak geçiyor. Evet, bildiğin mat sarının sedef karışmış halinin doğru. Muhteşem harmanı. Evet, felaket. Evet, TT'de güzel durdu. Şimdi burada arkadaşlar böyle değişik sedefsel renkleri görebiliyoruz. Gayet güzel gibi. Artık mekanı gösterelim bu arada. Aqua Garaj'dayız şu an. Bu arada buraya gelmişken iletişim bilgilerini aşağı açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Sevgili Emre ve Berkan'la beraber siz de araçlarınızın bu tarzdaki tasarımlarını Nirvana'ya taşımak istiyorsanız bu adreslere gelebilirsiniz. Telefon numaraları da aynı zamanda açıklamada veriyorum. Veriyoruz. Bizden gelenlere ne yapıyorsun? Sizden gelenlere de %15 indirim yapmış oluyoruz. %15 olmasın ya, %20 olsun. Kur'an Evliya Çarşısı bunu konuşmamıştık. Siz bunu aranızda konuşmuş muydunuz? Konuşmadık. Şu an anlık gelişmiş oldu. Yemin ediyorum ben direkt geldi, biz yarın vallahi 20 mi oldu? %20 olsun abi. Tamam ama işte Berkan'dan gelmiş evet, oldu. Evet, okey. İlerleyen dönemlere kalmayın. Arayın, sorun. Ona göre bilgi alsınlar. Aynen öyle. Bilenler her konuda bekliyoruz. Yardımcı olursanız seviniriz. Diyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. Şimdi görüntüyü bilerek karanlık bıraktık biraz. Hakkınız helaldir. Şu rengi bir bu açıdan görün diye. Aynı zamanda ufaktan artık bence ışıklarımızı startlamaya başlayalım abi. Işıkları yakalım. Arabamıza şöyle bir detaylı bakalım. Neler yapmışız? Ben çok heyecanlıyım şu an. Dışarıda acaba nasıl tepkiler alacağım? Eski renklere çok iyi tepkiler alıyordum. Özellikle yaşı ufak kardeşlerimiz çok değişik tepkiler veriyordu. Oyuncak araba gibi duruyor diye böyle. O arabaya bak falan tarzında. Bu renkle de gene o vibe'ı koruyup belki de daha yukarılara taşıyabileceğiz. Şimdi öncelikle elinize sağlık. Tekrardan teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biraz katkımız bile olsa bizim için. Adamsınız daha ne yapacak? 3 gündür gece gündüz valla. Elimizden geleni yaptık. Şöyle söyleyeyim. Diğer renkle alakalı konuşunda diğer renk çok dikkat çekiyordu abi ama bence yani dikkat çekeceğimiz sunularak kalite olarak biraz daha genç, çok daha genç ama 18-20'li yaşlardaki insanlara hitap ediyordu ama şu renk satinliğiyle birlikte her kitleyi. Her kitle değil mi? Her kitle. Çünkü 60 yaşındaki bir abimize bile beğendirebileceğiz artık. Tabii ki. Evet. Çünkü bu araba yuvarlak ve kas bir yapıya sahip olduğu için bu tarz otomobillerde evet, genelde çok doğru. Sedefli satin renkler, sedefli mat renkler daha ön plana geçiyor. Hı hı. Bu araba matlığını koruyarak daha kaslı bir görüntüye sahip olmuş oldu. Evet. Dikkatliliği daha fazla artmış oldu. Evet. Bu arabada ince ayrıntılara güzel bir şekilde girmiş olduk. Ustalarıma buradan Lörd Ustama'da emeklerine çok çok teşekkür etmiş oluyorum. Burada hemen öyleyse artık onlarla beraber bir tur atalım ve takım arkadaşlarımız. Takım liderlerimiz. Evet, sevgili Yasin Bey hoş geldiniz. Vallahi bak adam nasıl yoruldu. Vallahi hakkınızı helal edin abi. Sevgili Emre Bey, merhabalar Emre Bey. Çok sağ olun. Efendim sizden şöyle bir şey alabilir miyiz? Bir sunum. Kesinlikle. Aracımız mükemmel oldu. 3 gündür çalışıyoruz. Proje aracı ve titizlikle çalıştık. Günün sonunda da çok mutluyuz. İçimize de sindi. Güzel günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi senin bu arada gömlekle de uyumlu oldu evet, bir tık ha. Evet, biraz. Vallahi. Onun için giydim zaten. Evde sarı tişört aradım yoktu. Onun için giydim. Evet. Hediye edebilirim. Adamsın. Var ol. Sağ ol kanka. Ben size bir şeyler hediye edeyim ya. O kadar emek verdiniz ki. Ya, teşekkür ederiz yani canın sağlığı. Siz de mutlu olmuşsunuzdur umarım. Tatlını yiyeceğiz inşallah. Oo fena. Onlara bir şey yedireceğim yarın. Fena. Güzel bir şey var aklımda bakalım. Sürpriz kankam. Adamsın. Şimdi arabanın yanında beraber geçeceğiz. Tolga Bey merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kankim. Ne yapıyorsun? Nerelisin? Trabzon. Evet Trabzon. Neresinden? Trabzon'un Akçabat. Akçabat. Evet. Bütün Trabzonları yorumlara bekliyoruz şu an. Sevgili Milat Bey merhabalar. Abi bak gözlere bakar mısın adamın? Maşallah. Arabanın rengini resmen geri planda bırakır. Olabilir. Adamsın. Vallahi. Şey gömlek gibi hediye edebilir miyim size? Ne? Adamsın. Vallahi çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani vallahi bu adamlar gerçekten çok büyük emek verdi. Ege sen de gel kardeşim. Egeciğim de bize her konuda koştu etti. 3 gündür. Yani ben şunu size söyleyeyim net bak burada. Ben çok mutlu ve memnun kaldım. Buna vallahi yani kaç kere teşekkür ettim bilmiyorum aralarda. Saydın mı teşekkür sayacağım? Daha sayacağım. Yani ben gerçekten gönülden tekrardan burada kameranın önünde de sizlere teşekkür ediyorum. Diyorum. Çok biz emek verdiniz. Ediyoruz. Biz zaten işimizi severek yaptığımız için... Onu anladım abi. Evet. Onu anladım valla. Özenle aracı temiz bir şekilde teslim etmek için... Canla başla saldırdınız evet. Yani. Arabanın yanına gidelim detaylara bakalım. Ustalarımız çok profesyonel kişiler. Onlara da sorularımız olacak. Genel olarak Yasin Usta ile Emre Ustamız usta olarak yani bu arabanın kaplama ustası olarak görev aldınız. Sevgili Tolga Bey ne yapmıştı? Ben de aynı zamanda kaplama aşamasında kendilerine destek oldum. Evet. Yine parçanın kaplanması tamamlandıktan sonra da girintileri, çıkıntıları...
Kalite kontrollerini. Evet, kontrollerini yaptım. Eksik, açık yer kaldı mı? Detaylara bakıyorsun sen. Detaycıyım yani. Ben. O yüzden yani gördüğüm bir şeyi onarmadan bırakamam. Evet. Milat Usta da sağ olsun. Neler yaptı neler. Evet. Yapmadığı şey kalmadı. Vallahi sök abi sen... Hani aynen. Sök ve taklarını yaptın bütün trimlerin vesairenin. Bu arabadan hariç bizim yaptığımız iş yani aslında cam filmi de var üstünde. İnşallah başka bir araba olursa. İnşallah. Daha iki tane daha proje yapıyorum şu an. Onları da inşallah yaparız beraber. Cam filmimizde bir değişikliğe gitmedik. Zaten iyiydi. Yenilemiştik ama şu anda hani ihtiyacımız yok. İlerideki arabalarda seninle beraber. Sen cam filmi konusunda mı genelde? Evet. Zaten çok hızlı söküp takıyorsun kapıları. Onu fark ettim. Evet, şimdi arabamıza dönelim abi. Burada adam ol adamlar. Valla süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar genel anlamda arabada zaten TT RS body kit var. Sevgili Yavuz abime buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Arsio markasına. Kendisi bir önceki rengimizde bize bu jantları sabahki toplantıda yeni rengi beğendikten sonra hediye olarak yollamıştı. Adam oğlu adam. Monaco serisini seve seve kullandım. Uzun zamandır da kullanıyorum. Çok da memnunum. Ona da buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni rengimizde de bu jant gene bizi muhteşem şekilde mutlu edecek. Şimdi bu arabadaki genelde detaylarda şu girinti çıkıntılar falan önemli oluyor değil mi kaplamada? Tabii. Mesela kendiniz bir araba kaplatacaksanız en önemli detayı söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabanın mesela alta eğilebilir misin lütfen? Mesela alt taraftan baktığında şuraya buradaki alt tarafı bile girintiler çıkıntılar fazla olmasına rağmen detayları maksimum seviyede düzgün şekilde yapmaları bence takdire şayan. Tabii ki. Onun dışında kesinlikle şöyle bir şey aslında bahsedebilirim Ozan abi. Zevkin gerçekten çok çok iyi. Rengi zaten siz karar verdiniz. Olay kaplama aşamasında şöyle dönüyor aslında. Kaplama yapılırken biz arabanın üzerinde herhangi bir kesme işlemi vesaire yapmıyoruz. Kapı içlerine doğru girdiğimiz zaman bu arabanın yıkanma serüveninde de tanzikle birebir temas halinde olmadığı için kaplamanın ömrünü uzatmış oluyor. Bir de zaten kaplama yaptıktan sonra rutin bakımları vesaire uygularsanız herhangi bir sıkıntı problem çekmiyorsunuz zaten. Fakat en kritik yerleri kapı içleri dahil olmak üzere ayrıntıyı size şöyle gösterebilirim. Kapı içlerine girdiğimiz zaman ustaların burada duran etiketlerin üzerine çerçeve yaparak bu etiketi hem belirgin hale getirmiş oldu hem de sanki folyonun üzerindeymiş havası vererek folyonun üzerinde bıraktı direkt desenlerin hepsini. Kapı içlerine de güzel bir şekilde girmiş olduk. Milim milim ya vallahi. Çok ya, çok adamsın Yasin. Siz beğendiyseniz bizim için ya, çok Yasin çok iyi olmuş. Yasin imza attı kanka. Bak o detay çok iyi. Ben normalde size şöyle demiştim. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Detaylarda kapı içine falan girmeseniz de olur demiştim. Ona rağmen sen kapı içine girmeyi bırak bir de onu öyle yapmışsın. Adamsın kanka vallahi süper. Onun dışındaki renk kombinasyonunda piano bilek jant var. Burada biliyorsunuz ki depo kapağımızı piyano bileğe döndük. Yan aynalarımız zaten piyano bilekti. Parlak şekilde olan. Arka Audi logomuz piyano bilek. Kafada zaten biliyorsunuz ki TTRS body kitimiz mevcut olduğu için onlardaki bütün siyah detaylarda piyano bilek. Arabadaki renk kombinasyonu göze çarptığında piyano bilek ve mat sarı olarak kombinasyon oluyor ve aynı zamanda ufak tefek gri işte farmer zaten. Aynen oldu. Dikkat çekiyor. Güzel bir tarz olmuş oldu. Evet yani İnşallah şu... siz beğendiyseniz burada. Ben bayıldım kanka en daha En güzel olsun. Şey burada Vallahi. Bizim şunu. Yani evet. Biz zaten beğendik ama en önemli şey Lane Hunters ailesi ve sizlerin beğenmiş olması. Adamsın. Bir de ekstra %20 indirim kaptık. Her onda zaman. Kur'an çarpsın konuşmamıştık. Cam filmi de dahil olmak üzere yaptık bunu. Yapılan her işlemlerde. Biz burada aynı zamanda oto kuaför, oto yıkama hizmeti de vermiş oluyoruz. Aquaflora değerimiz. Görmek isteyen arkadaşların hepsine yardımcı olmak isteriz. Geri kalanını sizlere bırakıyorum. Bu şekilde. Bu renkte dikkat etmem gereken bir şey var mı? Bu renklerde genelde dikkat kuş etmem gereken kuş pisliği oldu mesela. Kuş pisliğinin anında ılık, nemli evet. Bezlerle müdahale edilmesi lazım. Bir de bunlar da normalde 6 ay veya 1 seneye bir. Bu araba kapalı otobarda kalıyorsa 1 sene olması lazım. Eğer hani cadde, sokak tarzı yerlerde kalıyorsa 6 aya 1 olması lazım. Bunların genelde cilaları uygulanıyor. Biz buna boya koruma adı veriyoruz. Burada da uyguluyoruz zaten kaplamalı arabalarını. Boya koruma cilasıyla düzgün bir şekilde süngersiz, fırçasız yıkanırsa herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Zaten kaplamamız Avrupa dayanıklı bir kaplama. Gayet güzel. Bu şekilde devam ediyor yani. Evet. Yasin kankam bir şey soracağım sana. Bu arabada ben eskiden İsmet bir gelebilir misin rica etsem? Bak güzel bir adam var yanımda. Gaddar George'nin renginin mimarı. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Adamı aradım. Racing motoruna verdi odunu, verdi odunu. 5 dakikada geldi kankam sağ olsun. İsmet yanımızda ne haber? Merhaba. İyi canım. Evet sevgili İsmet'le beraberiz şimdi. İsmet ne arıyorsun kanka? İyi kanka sağ ol. Nasıl gidiyor? Evet. İsmet'i aradık. İsmet'le beraber ben yakın arkadaşım İsmet benim arkadaşlar. Kafa ayarlarıyla alakalı ve diğer trim ayarlarıyla alakalı bu arabada ve diğer arabalarımda her zaman onunla böyle gece oturup 3-4 saat ayarına bakalım. Kapısı şu olmuş mu falan onlara bakardık. Bu arabada da kendisi yine bize geldi. İsmet'le de bir göz atalım dedik. Ekibimiz zaten her şeyi yapmıştı. O da sağ olsun ufak dokunuşlarla benim özel isteklerimi beni çok iyi tanıdığı için ben hastalık boyutu bazı şeyleri seviyorum çünkü onları da beraber dokunduk. Aynı zamanda İsmet'le biz önceki kaplamamda Yasin'e döneceğiz burada kanka. Ben pastacılığa
yapıyorduk önceki renge, kaplamaya. Bu kaplama mat. Bu mat kaplamada pasteciyle durumu oluyor mu? Nasıl olacak? Bu mat mesela bu reçine meçine falan dışarıda maruz kaldı diyelim. Kirlendi. Çıkartmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Buna nasıl bakacağız? Bu aşamada aracın üzerine wax uyguluyoruz. Herhangi bir pasta işlemi gerekmiyor. Wax işlemi uyguladığımız için zaten araç kendi yenileme özelliğine sahip. Bu şekilde bakım yapabiliriz. Ama pastacıyla durumu söz konusu olduğu için, malzememiz mat satin olduğu için ekstradan bir yıpranma sağlar. Bunun için özel bakım ürünleriyle beraber bakımını yapmak. Aynı matla koruyabileceğiz mi? Hani o mat yerler parlaklaşmayacak düzenli, değil mi? Düzenli yapıldığı takdirde herhangi bir problem. Kaç ayda bir? Etmez. Ayda bir sefer. Ayda bir. Yandık. Ücretsiz değil mi onlar? Tamam. Siz ücretsiz tabii ki. Yandık kanka, buna bakması da problem. Evet, şöyle şu ekibi yanıma alayım öyleyse. Lane Hunters'ın yeni rengiyle beraber yolumuza devam edeceğiz. Ben de buradaki bütün ustalarımı alkışlıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bravo, çok iyi bir iş çıkarttık. Hepinizin eline emeğine sağlık arkadaşlar diyorum. Ve saygılarımı, sevgilerimi ileterek arkadaşlar bugün tamamlıyorum. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, açıklama kısmındaki Aqua Garaj'ın iletişim bilgilerine bakmayı ve ihtiyaçlarınız olduğunda gönül rahatlığıyla aramayı ve gelmeyi unutmayın diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sadece Lane Hunters'ta kalın. Bay bay.